Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin. Evlerinize, hanelerinize bereket versin. Hanımlar, modelimi şuradan tutuyorum. Bakın, modelim bundan ibaret. Bu alt kısmını sonradan oya olarak yapıyoruz kenar kısmına. Modelimiz bu şekilde. Bir takipçim bana Instagram'dan attı. Bu modeli bana çıkartır mısın dedi. Ben de çıkartırım tabii ki dedim. Modeli çıkarttım. Bunu kalın iple işledim ki model net görünsün diye. Şimdi anlatımını ince iple yapacağım. Alize'nin kodlarından da yapabilirsiniz. Hangi iple tercih ederseniz onda da güzel duracaktır diye düşünüyorum. Çünkü kalın iple de güzel durdu. Bu şeyin bunu ben BİM'den almıştım. Altın ilmek, vena ilmeği, kotonlardan onunla çıkarttım modelimi. Şimdi Alize'nin isterseniz koltuğuyla da yapabilirsiniz. Ben ince ip tercih ettim modeli çıkartmak için. Bunun yelek yapımı için bütün beden, benim bir videom attım bütün yelek beden olarak. Ben onun detaylarını anlattım onda. Nasıl yapacağınızı, kaç santim yapacağınızı, nasıl bedenini ayarlayacağınızı, onda detayları var hanımlar, bakabilirsiniz. O yediğim şu şekilde ilerliyor şu anlık. Bakın, bu şekilde ilerletiyorum onu. Bu yeleğimizi bütün beden olarak anlattım. Ben şu an onu örüyorum zaten elimde. Videolardan geri kalan kısmımda onu örmekle geçiriyorum vaktimi. İnşallah şöyle bir zincir çektim. O yeleme bakarsanız onda da detaylarını görürsünüz. Bütün modelleri ona anlattığım şekilde uygulayabilirsiniz ve 3 parça şeklinde de örebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben modelimi şu şekilde ayarladım hemen. Bakın, bu şekilde. Kenar kısımlarını en son anlatacağım. Şimdi zincirlerimin üzerine modelimi uygulayacağım. Zincirlerimi çektim ben. Tığımda hemen şöyle bakayım. Kaçmış? 4 numara. 0,4 olması lazım. Şöyle hemen çıkartayım bunu. Yok, sadece 6 numara. 4 görünüyor hanımlar. 6 numara. Şöyle çıkartayım bunu da. Başına doladım ipimi. 1, 2, 3. diye trabzan, ikili trabzan yapıyorum. Burada kenar kısmında her iki tarafta bütün beden yapacaksanız her iki tarafta da şu şekilde ikişerli trabzanlar olacak. Kenar kısmında bu şekilde. Şuraya hemen şöyle de yapabiliriz. 3, 4 zincir çekelim. Bir zincir olarak bırakalım. 5 de yapabilirsiniz bu kenar kısmını. Oya yapacağız çünkü oraya. İkili trabzan. Şimdi başına doladım. Şu kenar kısmından 1, 2, 3, 4'üncüye batıyorum. Direkt modeli uyguluyoruz. Bunun içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. Yeni başlayanlar için yavaş yavaş anlatacağım. 3 trabzan. Başına doladım. Hiçbir zincir çekmeden 1, 2, 3, 4, 5'inciye batıyorum. Hiçbir zincir çekmeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bana attığı modelde altılı trabzan yapmışlardı ama altılı trabzan denk gelmedi. Ben onu tekrar uygulama yaptım ve 7 tane trabzan yaptım buraya. Bu şekilde tam denk geldi. Beşinciye tekrar hiçbir zincir çekmeden trabzanlarımı uyguluyorum. Ve 3 tane trabzan aynı yuvanın içerisine. Başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5'inciye tekrar ikili trabzan. Bir çıkıyorum, bir çıkıyorum. Bir çıktım, bir çıktım. İkili trabzan. Bakın, aynı yuvanın içerisinde 7 tane trabzan. Bu zemin kısmını 7 trabzan, 3 trabzan şeklinde gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5'inciye battım. Ve 5 tane zincir bıraktım ara kısımlarda. Bakın, bu şekilde.
Buraya 3 tane trabzan. Sıra başına kadar 3 ve 7 olarak trabzanlarımı devam ettiriyorum. Şimdi en sonunda da burada ne yapmışsak bütün yelek yapacağınız için burada ne yapmışsak aynısını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. Ve 3 tane trabzan yapıyorum buraya. Bir zincir çekiyorum. 3.'ye batıyorum. Ve şöyle yapacağız. Biz zincir çekmeden 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum burada. Bir zincir buraya araya. İkinci trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip dönüyorum. Şimdi arka yüzünde daha farklı işlem yapacağız. Şimdi şuraya trabzanıma battım. Burası kenar olarak gidecek. İkinci sıraya geçtik modelde. Şimdi hiçbir zincir çekmeden şuraya şu üçlü olanın tam ortasına batıyorum. İkili trabzan. Hiç zincir çekmeden karşıya geçiş yapıyorum. Buradan 5 tane trabzan öreceğim. 7 tane. Hiçbir zincir çekmiyorum şimdi. 7 trabzanımı 7 trabzan olarak örüyorum. Başına doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Şimdi hiçbir zincir çekmeden şu orta trabzanıma bir trabzan örüyorum. Tekrar başına doladım. Buraya 7 trabzanım. 7. trabzan olarak gidiyoruz. 7 7. Hiçbir zincir yok. Hep ikili trabzan. İkinci sırada hiçbir zincir yapmadan trabzanlarımızı dolduruyoruz. Başına bir doladım. Tam bu orta çubuğa battım. Bu sıramızda, ikinci sıramızda bu şekilde gidiyoruz. Şimdi sona geldiğimde şuraya üçlü trabzanıma bir tane battım ve karşıya geçiş yapıyorum. Buralarda birer tane zincir çekebilirsiniz. Buraları kastırmasın diye. Bir zincir, ikinciye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir döndüm. Tekrar buraya trabzanıma batıyorum. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik. Üçüncü sıramızda bakın başına doladım. Buraya değil, buna değil, buna değil, buna batıyorum. 5 tane trabzan yapacağız burada. Bir zincir çekiyorum her birinin arasına. 5 trabzan yapıyoruz. Bir zincir başına doladım. 2 2 çıkıyorum. Bir zincir başına doladım. 2 2 çıkıyorum. Bir zincir. Tekrar son trabzanıma burada batıyorum. Kaç tane trabzan elde ettim? 1 2 3 4 5 tane trabzan elde ettim. Başına doladım. Bakın. Bir trabzan, 2 trabzan, 3 trabzanı atlıyorum 4.'ye. 1 trabzan. Her birinin arasına birer tane zincir çekiyoruz. Bir zincir. 5 tane daha trabzan. Bir zincir. Bir zincir. 4 trabzanım oldu ve 5. Modelde şu modelimizde birer tane kenarlarda trabzan bırakıyoruz. Bir de ortada var. 3 tane trabzan bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Karşı hemen bir zincir. Zincirleri unutmayalım. Bu şekilde sıra başına kadar hepsini örüyorum. Birer tane zincir çektiğimiz için model kastırmıyor hanımlar. Şimdi başına doladım. Şu ikili olan trabzanıma
yanında ikili olan trabzanıma şu şekilde geçiş yaptım. Burada da trabzanlarımı bıraktım. Bir zincir, bir bırakıyorum. Burada ikinciye batıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi hanımlar, dördüncü sıraya geçiş yaptım. Dördüncü sırada bakın şuraya aynı yeri devam ettiriyoruz tekrar. Şimdi başına doladım. 3 zincir çekip başına doladım. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzan yapıyorum. Hiçbir zincir çekmeden yanındakine. Bir üst modele geçmek için yuvalar oluşturuyoruz. Dibine batıyorum. 3 zincir çektim. Hiçbir zincir çekmeden karşı trabzana geçiş yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. trabzanıma batıyorum. Zincir çekmeden ikinci trabzanıma batıyorum. Üst sıranın zemin kısmını oluşturuyoruz. 3 zincir. Şuraya trabzanıma tam orta yere tekrar batıyorum. Yanındaki trabzanıma batıyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. trabzanıma batıyorum. Zincir çekmeden tekrar yandaki trabzana batıyorum. Burada zincir çekiyorum 3 tane. 2, 3. Dibine batıyorum. Yanına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. trabzana batıyorum. Sıra başına kadar bu yuvaları da bu şekilde oluşturuyorum. Sonda da tekrar trabzanımı ördüm. Bakın. 1, 2, 3 zincir. İkili trabzan kenardakilere batıyorum. Bir zincir. İkinci zincirime batıyorum. 5 zincir çekip dönüyorum. Burada tekrar bu kenar trabzanımı oluşturmak için örüyorum. Ve buraya 3 tane trabzan. Şurada zeminde yaptığımız gibi aynı işlemi yapıyoruz. 3 trabzan. Başına doladım. Hiçbir zincir çekmeden buraya 7 trabzan. 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir daha sayalım eksik olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuş. Şimdi şuraya 3 tane çektiğimiz yere 3 trabzan yapıyoruz. 3. Karşıya 7. Şu ikili trabzanların içerisine 7 tane. 3, 4, 5, 6, 7. Hemen bunları hızlı bir şekilde kısa kısa geçiş yapacağım ikinci modeli de. Şimdi şu kenar trabzanlarımı gösteriyorum ki burada da yanılma yapmayın diye. Tekrar trabzanımı ördüm kenardan 3'ten sonra. Bir zincir, bir atlıyorum ikinciye. Batıyorum. 5 zincir çekip döndüm. Buraya tekrar kenar trabzanımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum kastırmaması için orta kısmı. Başına doladım. Buraya 7 tane trabzan örüyorum. Biz zeminde ne yapmışsak aynısını yapıyoruz şimdi. Burada zincir çekmiyoruz. Bir bölümde çekiyoruz zincirini. Başına doladım. Tam bu orta yerden bir trabzan örüyorum. Başına doladım. Karşıya geçiş yaptım. Bakın. İkinci kısmı da bu şekilde oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Şurada yaptığım gibi. Sonra birer zincirlerle sonra zeminlerle gidecek. Hemen sıra başına kadar tamamlıyorum. Şimdi tekrar tekli trabzan olarak battım. Bir zincirle hemen buradaki trabzanıma geçiş yapıyorum. Bir zincir. Yandakine geçiş yapıyorum. 5 zincir çekip döndüm.
Kenar trabzanımı oluşturuyorum tekrar. Buraya hiçbir zincir çekmeden başına doladım. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Bir zincir. Şimdi bakın modelimde 1, 2, 3. sıradayım. Bir zincir. 5 trabzan oluşturuyoruz şimdi. Bir zincir. 5 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. Başına doladım. 1, 2, 3, 4. trabzanıma batıyorum. Zincir çekmeden. Bir zincir. Bir zincir. Bir zincir. 5 tane trabzan oluşturuyorum. Başına doladım. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Bu sıramızda bu şekilde sıra başına kadar örüyorum. Bakın şuradayız. Şimdi sona geldim. Burada hiç 1, 2, 3.'e batıyorum zincir çekmeden. Dediğim gibi bir zincir de çekebilirsiniz kastırmasın diyorsanız. Bir zincir. İkinciye batıyorum. 5 zincir çekip döndüm. Buraya battım. Burada devamlı gidecek. Şimdi modelimizde şu kısmı oluşturuyoruz. Yani yuvalarımızı yapacağımız yeri bir üst modele geçmek için bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Zincir çek, buraya zincir çekeceğiz çünkü yuva oluşturuyoruz. 3 zincir, bir trabzan atlayıp ikinciye geçiyorum. Tekrar ikinci trabzanımı oluşturuyorum burada. Bir, iki, üç zincir dibine batıyorum. Hiç zincir çekmeden yan trabzana geçiş yapıyorum. Bir, iki, üçüncüye batıyorum bakın burada. Battım bakın şu şekilde. Buraya hiç zincir çek, pardon. Burada zincir çekeceğiz. Çok pardon. 3 zincir. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Buraya 7'li trabzan gelecek. Buraya 3'lü trabzan gelecek. 1, 2, 3 zincir. Dibine batıyorum. Yanına batıyorum trabzanımı. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Bundan sonrasını artık alt kısımdan bakarak devam edebilirsiniz. Buraya 3'lü trabzan gelecek. Buraya 7'li trabzan. Buraya 3'lü, buraya 7'li trabzan gelecek. Şurada biz alt zeminde yaptığımız gibi aynı şekilde devam edeceksiniz. Ben kenar oyası için hemen zemin kısmından şurayı yapıyorum. Yapacağım. Onu göstereceğim. Burada nasıl 6 7 sıra 10 sıra bile yapabilirsiniz kenar kısmına. Yeleğinizin boyunu ona göre ayarlarsınız. Bakın buradan ben hemen ipimi kopartıp 3 zincir çekiyorum ve içerisine bir tane daha batıyorum ki şuradaki yuvaları devam ettiriyorum modelden. Başına doladım. Şu üçlü trabzanın içerisine bir trabzan ördüm. 3 zincir, içerisine bir trabzan daha. Başına doladım. Şimdi 7'li trabzan içerisine bir trabzan, yanına bir trabzan, 3 zincir, tekrar içerisine bir trabzan, yanına bir trabzan. Başına doladım. Hemen iç kısım üçlüye geçiş yaptım. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan. Başına doladım. 7'liye geçiş yaptım. Bir trabzan, yanına bir trabzan daha, 3 zincir, içerisine bir trabzan, içerisine bir trabzan daha. Bakın bu şekilde ikili dörtlü, ikili dörtlü olarak gidecek zemin kısmı. Şimdi hiçbir zincir çekmeden şu üçlüye iki tane battım, karşıya geçiş yapıyorum trabzanımı. Bir zincir, tekrar aynı trabzanın üzerine.
5 zincir çekip döndüm ve ikinci sırayı. Bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Kenar kısmını, yani zemin kısmını. Şuraya trabzanıma batıyorum. Başına doladım içerisine. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı ikili trabzan olarak devam ettiriyorum buraya. Karşıya hiçbir zincir çekmeden 2 tane trabzan, 3 zincir, içerisine tekrar 2 trabzan. Bunu da tamamlayacağım. Kenar oyasında nasıl yapacaksanız onu göstereceğim. Ondan sonra videomu bitireceğim. Bunu 6 sıra, 7 sıra, 10 sıraya kadar yapabilirsiniz. Alt kısmı biraz dökümlü durması için bunu biraz daha uzun oluyor. Modelde o şekildeydi yelekte. Karşıya geçiş yaptım. Bak bu şekilde. İkili, şey dörtlü, ikili, dörtlü o şekilde gidiyor. Şimdi ön yüzüne geldiğinizde eğer yeleğinizin kenar oyası bittiğinde, yani şu dökümlü yeri bittiğinde nasıl oya yapacaksınız onu göstereceğim. Hemen burada ipimi kopartıyorum. İp de bayağı sağlam. Şu yeleğin ön kısmından, yani bitmiş olan ön kısmından oya yapmaya başlıyoruz. Ondan sonra kenar kısmına geçiş yapacağız. Buraya bir zincirle bir trabzan atlayıp ikinci trabzanıma trabzanlar yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan yaptım. 7 trabzanı bir yuvatlayıp ikinciye batıyorum. Başına doladım, bir yuvatlayıp ikinciye batıyorum. 7 trabzanla buraya yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir yuvatlayıp ikinciye battım. Bir yuvatlayıp ikinciye sondan batıyorum. 7 trabzanla buraya. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada bir yuva atlayacağız. Buraya bir yuva atlamadan buraya yapacağız onu. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Dönmem için. Buraya 7 yapmayalım. 1, 2, 3, 4 yapalım. Kenar kısmına. Şuraya geçiş yapıyorum. 1, 2, 4 de buraya yapacağım. 3, 4. Şimdi buraya bunu sabitliyorum şuraya. Bakın şöyle bir köşe oluştu. Başına doladım ve şu ikili trabzan olan yere 7 tane trabzan yapıyorum buraya. Burası tam bitiş zaman yeri. Yani yeleğimizin uç kısmı. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya batıyorum ikili olan yere. Başına doladım. Üçlü, ikili olan yere. Dörtlü olan yere, pardon. 7 trabzan da buraya yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabzanları az yaparsanız kastırır. Onun için 7 trabzan yeterli geliyor gördüğünüz gibi. Bakın burayı da ona göre ayarlama yaparsınız. Oyası da bu şekilde gidiyor. Hemen ben sıra başına kadar da bunu tamamlasam da olur, tamamlamasam da olur. Artık bu şekilde oyasını da yelek bittikten sonra yapabilirsiniz. Benim anlatacağım bu kadar hanımlar. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Takipçimin isteği üzerine ben bunu çektim ve güzel oldu.
Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik abone olmayı, beğeni ve paylaşımı yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.